Şimdi ozon tedavisi önemli bir tedavi diyoruz ya, bunun bilimsel gerekçelerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere biz yaşamımızı sürdürebilmemiz için oksijene ihtiyacımız var. Çünkü oksijen olmadan biz hücrelerimizde enerji üretemeyiz. Oksijen şart ve oksijeni nasıl alıyoruz? Nefes yoluyla. Biz eğer kanımızda dolaşan oksijen miktarını artırabilirsek hücre deformasyonlarını çok büyük oranda engellemiş oluruz. O zaman kana oksijen verelim diyebilirsiniz. Veremezseniz hastayı embolide öldürürsünüz. Dolayısıyla başka bir şey yapmamız lazım. Vücut sıvılarında eriyen bir şey olması lazım bu oksijenin ve vücut sıvılarında yüksek oranda eriyor olması lazım. İşte o madde ozon. Fakat o ozona gelmeden önce bu oksijenle ilgili, yani vücut oksijeni nasıl taşıyor ile ilgili bir iki rakam vereyim ki olayın ne kadar önemli olduğunu altını çizmiş olalım. Şimdi 1 mililitre kan düşünün. 1 mililitre kanın içinde yaklaşık 50 milyon tane kan hücresi vardır. Ve o 50 milyon kan hücresinin sadece bir tanesinde 250 milyon tane hemoglobin proteini vardır. Bu hemoglobin proteini oksijen taşır ve bir hemoglobin proteini 4 tane oksijen atomu taşır. Şimdi hesaplayalım. Şu kadar kandan bahsediyoruz. 50 milyon çarpı 250 milyon çarpı 4. Acayip bir rakam. Yani 1 milyar çarpı 50 milyon oksijen molekülü şu kadarcık kanda olursa ancak biz yaşantımızı sürdürebiliyoruz. Biz ozonu ne kadar veriyoruz? Ortalama 20-25 gamadan verdiğimiz zaman 100 cc olarak veriyoruz. Bu kadarcık bir ozon miktarı bizim kanımızın hatırı sayılır şekilde oksijenlenmesini ve hücrelerin gerçekten bayram etmesini sağlamaya yeter. Birincisi bu. Şimdi de işin klinik boyutuna gelelim. Bu ozon terapisi ne işe yarıyor? Şimdi etki mekanizmasından kısaca bahsedeyim ki hangi hastalıklarda kullanılabileceğine dair bir fikriniz olsun. Ozonun ben her zaman 7 tane çok temel biyolojik etkisini sayarım. Bunları tekrar sayayım. 1. Ozon bağışıklık sistemini güçlendirir. 2. Ozon dolaşımda oksijenizasyonu artırır, biraz önce söylediğim gibi. 3. Ozon vücuttaki bakteri ve virüsleri öldürür. Yani bakteriyostatik bir etkisi var. 4. Ozon bizim yaşlanmamıza sebep olan oksidatif stresi antioksidan etkisiyle düşürür. 5. Ağrı kesicidir. Özellikle romatolojik hastalıklarda ve artritlerde ve fibromiyaljide bu ağrı kesici etkisinden faydalanırız. Antienflamatuardır. Enflamasyonun, kronik enflamasyonun ne kadar önemli bir kök neden olduğunu birçok videoda anlatmıştım. Ozon bir antienflamatuar ajandır. Ve ozon metabolizmayı hızlandırır. Zayıflamak, kilo vermek isteyenler için son derece etkili, yardımcı bir tedavidir bu özelliği. Peki, birkaç hastalık sayalım. Bu özelliklerden faydalanan ve ozondan faydalanan. İlk aklıma gelenleri size kısaca sayayım. Mesela KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı, şeker hastalığı, obezite, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, kalp damar hastalıkları çünkü kalp damarların elastikiyetini sağlar ve oksijenizasyonu artırır. Romatolojik hastalıklar, kanser, kanserde adjuvan tedavi olarak kullanılır ve viral, bakteriyel hastalıklar ki geçtiğimiz dönemde COVID'de çok fazla kullanılmıştı ozon tedavisi. Sonuç olarak ozon tedavisi doğru dozda, doğru sayıda ve doğru yöntemle doğru hastaya verilirse son derece etkili bir tedavidir.